Ve değerlendirme olarak devam edeceğiz. Data Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gers konuğumuz. Mehmet Bey, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, dilerseniz yurt dışından başlayalım. Çünkü piyasalar Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararını ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor. Tabii faizlerde bir değişiklik beklenmiyor ama ekonomik görünüme ilişkin tahminlerin, beklentilerin yükseltileceği yönde bir piyasa beklentisi de söz konusu. Siz bugünkü açıklamalardan ne bekliyorsunuz? Fed Başkanı Powell'dan güvercin açıklamalar gelir mi sizce? Ya ben de beklentilere baktığımda Fed'in daha da güvercin, yani faizler uzun süre düşük kalacak, parasal genişleme olacak gibi beklentiler olduğunu görüyorum. Ama bir yandan da zaten Fed söyleyeceğini söyledi. Belki bugün biraz detay verebilir. Örneğin en önemli konu şu, enflasyon hedefinde bir değişikliğe gitti. Artık enflasyonu %2 tavan olarak düşünmüyor, %2'yi ortalama olarak düşünüyor. Bundan dolayı da 2023'e kadar faizleri arttırması beklenmiyor. Bu yeterince güvercin bir açıklama zaten ama enflasyonu ne kadar tolere edebilir? Yani %2'nin üstüne çıktığında %3'e kadar mı tolere edebilir? O konularda biraz detay görebiliriz. Diğer yandan ekonominin fena gitmediği, toparlandığı açıklamaları var. Değişik Fed governorları tarafından. Bunun başkan tarafından teyit edilmesi önemli olacak. Yani Amerikan ekonomisi gerçekten toparlanıyor mu? Burada tabii seçim öncesi, 3 Kasım başkanlık seçimi öncesi son Merkez Bankası toplantısı. O açıdan da bir önem taşıyor. En son Jackson Hole toplantısında Fed istihdamı da açık bir şekilde bir politika hedefi haline getirdiğini söylemişti. Dolayısıyla Fed'in istihdam ne derece nasıl toparlanıyor konusunda açıklamaları önemli. Yani çünkü artık enflasyon gibi istihdamı da açık bir hedef olarak görüyor. Amerika'da istihdam toparlanıyor mu? İstihdamın yeterince toparlanması için enflasyonu ne derece tolere edecek? Yani enflasyon çok para basıldığı için bir miktar hedefin üzerine çıkabilir. %2'nin üstüne belki 3. Yani yeter ki istihdam toparlansın diye enflasyon konusunda daha toleranslı olacağını biliyoruz. Bunlar açıklandı ama rakamsal olarak çerçeve tam çizilmemişti. Belki rakamlarla ilgili yani Fed'in ekonomik tahminleri biraz daha bu yeni politikanın et ve kemiğe bürünmesini sağlıyor olabilir bugün. Diğer taraftan Fed bilançosuna ben tekrar baktım. Rakamlar çok büyük tabii. Mart'tan önce 4-4,5 trilyon olan bilanço 7 trilyona çıkmış. Yani 2,5-3 trilyon civarında bir para basmış Fed. Bu konuda yani yeni bir para basma pek beklenmiyor Fed'den. Çünkü Fed biraz topu artık hükümete atıyor. Siz diyor, kongreye atıyor. Siz biraz daha destek verin diyor. Şimdi kongrede bu yeni paketi çıkartamıyor. Orada bir şey var, tıkanma var. Kongre çıkartamayacaksa Fed yeniden bir parasal gevşemeye gidebilir mi? Ben onun da cevabını bugün bekliyor olacağım. Yani öyle bir hassas nokta var. Madem ki kongre yapamıyor bunu, ben biraz daha para basayım. Ki para basmak derken tahvil alarak veya varlık alarak yapıyor bunu. Bu yönde bir işaret gelirse bu dolar için negatif olur. Yani dolar daha da düşebilir. Ama bugün piyasaya baktığınızda onu görmüyoruz. Dolar aslında euroya karşı bir miktar değer kazanıyor. Yani beklentiler tam karşılanmayabilir endişesi de var açıkçası. Bir diğer taraftan da ABD'de getiri eğrisinin dikleştiğini görüyoruz. Uzun vadeli tahvil faizlerinde özellikle 10 yıllıklarda bir düşüş eğilimi de var. Zaman zaman bir yukarı eğilim görüyoruz ama genel itibariyle aşağı yönde bir hareket var. Bunda risk iştahını etkilediğini de görüyoruz. Bu anlamda ne söylersiniz? Bugün gelebilecek açıklamalar tahvil piyasasını nasıl etkiler ve bunda risk iştahıyla korelasyon nasıl olur sizce? Yani getiri eğrisinin dikleşmesinden ben şunu anlıyorum.
kısa vadede faizleri sıfıra yakın tutacak. Yani 2 sene daha, 2-3 sene daha değiştirmeyecek. Beklenti bu. Ama uzun vadede faizler yükselebilir. Nedeni enflasyon olabilir. Yani enflasyon konusunda daha toleranslı olacağına göre enflasyon eskiden %2'nin üstünde bırakmayacağım diyordu. Şimdi diyor ki ortalaması %2 olacak. Yani uzun süre %1'de gittiyse bir sürede %3'e gitmesine tolerans gösteririm. Çünkü ortalaması 2 olsun yeter diyor. Enflasyonun 3'e gittiği bir ortamda giderse eğer, yani Amerikan ekonomisi o derece toparlanırsa önümüzdeki aylarda, bu sefer 10 yıllık faizlerin bir miktar arttığını görebiliriz. Yani kısa vadede Fed'in sıfır faiz politikası getiri eğrisinin kısa vadesini sıfıra yapışık tutar. Ama vade uzadıkça 10 yıl ve 30 yıllık vadelerde enflasyon endişesiyle getirilerin bir miktar yükseldiğini görebiliriz. Ben getiri eğrisinin dikleşmesini bu şekilde yorumluyorum. Peki Sayın Gerz, bir diğer taraftan da OECD büyüme tahminlerini revize etti. Küresel ölçekte büyüme tahminlerini %6'dan %4.5'e düşürdü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ülke bazında da revizyonlar var. Pandemi etkisiyle 2020 yılında tüm dünya ekonomisi biraz daha zayıf bir performansa geçirecek. Bir toparlanma eğilimi olacak ama beklentiler biraz daha 2021 yılında yoğunlaşmış durumda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Pandemi korkusunun, endişesinin ben atlatılmaya başlandığı şeklinde değerlendiriyorum. Her ne kadar sayılarda bir miktar artış varsa da son bir aydır yeni bir panik oluşmadı. Yani ekonomiler kapanır, üretim tekrar düşer, piyasalar tekrar çakılır gibi bir panik oluşmadı. Bunun iki sebebi var. Birincisi, aşı çalışmaları ciddi şekilde devam ediyor. Çok ciddi kaynaklardan, otoritelerden 2021 başına yetişir beklentisi oluşmaya başladı. Bu çok önemli, bu bir. İkincisi, Merkel dahil, yani Almanya Başbakanı Merkel dahil önemli ülke liderleri bir daha ekonomiyi kapatmayacağız açıklaması yaptılar. Yani ekonomiyi kapatmak, tamam, sağlık önemli ama ekonomiyi kapatınca bu sefer vatandaş ekmeğinden oluyor, işinden oluyor. Bu yönde gidilmeyeceğinin açıklanması bence ekonomik açıdan bir asgari müşterek, bir şey oldu. Bir şey sağladı, destek sağladı. Yani demek ki tamam, sayılar kış geldi, Eylül geldi, tekrar artmaya başladı ama bir, ekonomiler tam kapanmayacak iş yerleri, ekonomi devam edecek yoluna. İki, bir anlamda aşı çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla panik olmaya gerek yok. Yani Mart, Nisan'daki gibi bir global bir panik yaşamıyoruz. Ondan dolayı şey rakamları da, büyüme rakamları da, daha doğrusu küçülme rakamları biraz olumlu yönde revize ediliyor. Yani bugün Türkiye için de gördüm biraz önce. Sanırım OECD'ydi, tam hatırlamıyorum açıkçası ama yine OECD olabilir. Türkiye için küçülme beklentisini yukarı doğru revize etti. Yani ilk başta korkulduğu kadar küçülmeyeceği yönünde bir açıklama yaptı. Bütün dünyada da benzer bir trendi görüyoruz. Yani iki konuyu ben böyle bağlayabilirim. Yani pandemi konusunu OECD'nin yaptığı büyüme rakamlarıyla bu şekilde bağlayabilirim. Peki Mehmet Bey, yurt içine geçmeden önce borsaya ilişkin beklentilerinizi de alacağım ama öncesinde bir de Japonya hakkındaki değerlendirmelerinizi de merak ediyorum. Zira bir başbakan değişimi söz konusu oldu ve yeni başbakan Suga'dan da önemli açıklamalar var. Abe dönemindeki politikaların devam edeceğini belirtti. Tabii biz Abe'nin istifası ile birlikte Japonya ekonomisini ne bekliyor sorusunu soruyorduk. Zira yeni başbakanla birlikte bir politika değişikliği söz konusu olur mu soru işareti vardı. Siz nasıl değerlendirirsiniz Japonya ekonomisi için bu değişim ne anlama geliyor? Ya açıkçası Japonya ekonomisini o kadar yakından takip etmiyorum. Yani bizi Türkiye'yi direkt ilgilendiren bir ekonomi değil. Bir başbakan değişimi olduğunu biliyorum ama siyaseti, politikalarını, makroekonomik durumunu nasıl etkiler çok takip ettiğimi söyleyemeyeceğim.
Peki yurt içi ile devam edelim. Borsa İstanbul özellikle tabii hem iç dinamiklerle hem de dış gelişmelerin etkisiyle fiyatlamaların devam ettiğini görüyoruz. Biraz daha portföy tarafına bakmak gerekirse şu dönemde hangi sektörler sizce ön plana çıkıyor ve bir portföy oluşturulması gerektiğinde ağırlıklı olarak hangi varlıklara yön vermek gerekir? Ne söylersiniz? Şimdi Türkiye borsası tam istikrarlı bir yükseliş yakalayamıyor, onu görüyoruz. Yani 1100 seviyesinde dalgalanıyor. Belli sektörlerde ön plana çıkıyor diyemem. Çünkü açıkçası döviz kuru bence şu anda belirleyici piyasalar açısından. İşte 7.50'nin üzerine çıkar gibi oldu dolar. Borsada hemen bir miktar gevşeme başladı. Bence Türkiye açısından şu anda en önemli konu döviz kurudur, faiz politikasıdır. Portföy dağılımında dengeli bir dağılım öngörüyoruz. Şöyle ki bizim ata portföy olarak yaptığımız portföy önerisi %35 hisse senedi içeriyor. Yani yaklaşık 1/3. Nedeni hisse senetleri çok ucuz. Yani son 10 yılın değil, son 15 yılın dolar bazında en ucuz seviyesinde. Buradan hisse senedi bulundurmak basiretli bir yaklaşımdır. Bir kere bunu tespit ediyoruz. İkincisi %35'in dışında %30'da mevduat bulundurmayı öneriyoruz. Şimdi mevduat faizleri işte 12,5-13 gibi daha makul bir seviyeye geldi. Enflasyonun üzerinde bir miktar çok az da olsa bir reel faiz sunuyor %1 kadar. Kalan kısmında da %25 Eurobond öneriyoruz. Çünkü Türk Eurobondlarının faizleri halen %6,5 dolar bazında. Bu dolar bazında iyi bir getiridir. Özellikle dolar, son dönemde dolara çok geçen oldu. Döviz mevduatı, daha doğrusu dolar mevduatı yaklaşık ortalama %1,5 getiriyor. Ama Eurobond dolar bazında %6,5 getiriyor. Tabii bir miktar riski var, yok değil. Fiyatı dalgalanabiliyor. Fakat son dönemde Moody's'in kredi notunu indirmesine rağmen Türk Eurobond'larında ciddi bir satış görmedik. Yani bir dalgalanma olmadı. Görece iyi durdu fiyatları. Onu da şuna bağlıyoruz. Bugün Bloomberg'de bununla ilgili bir haber vardı. Toplam yaklaşık 119 milyar dolar, yani 120 milyar dolar diyelim, Türk Eurobond'unun yaklaşık 17 milyar doları Türklerin elinde zaten. Yani elinde çok fazla döviz, dolar olan Türk yatırımcısı var. Bunlar da mevduattan aldığı 1,5'tan memnun değiller. Gidip Türk Eurobond'u alıyorlar. Vadeye kadar tuttukları zaman zaten vergi dezavantajını da bir ölçüde bertaraf etmiş oluyorlar. %25'i o yüzden döviz olarak öneriyoruz. Kalan %10'u da altın olarak öneriyoruz portföyde. Altına çok fazla bir yer ayırmadık çünkü %10 makul diye düşünüyoruz. Çok hızlı yükseldi. Şimdi buralarda bir miktar işte 2000 doların altında şu anda onsu. Bir miktar dalgalanıyor. Tabii Amerika Merkez Bankası gevşek dolar politikasını devam ettirirse tekrar yükselebilir. 2000 üzerinde atabilir ama çok prim yaptığı için, bir de dalgalı ilerlediği için portföylerde %10 altının biz yeterli olduğunu düşünüyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz, değerli yorumlarınız ve katılımlarınız için.